Ustalık. Bugün biraz zor bir mevzumuz var efendim. Ustalığın nasıl bir şey olduğunu konuşacağız. Nasıl geliştiğini, nasıl oluştuğunu, nasıl oluşamadığını, niye bazılarının bazı işlerde kolaylıkla usta olabilirken bazı insanların neredeyse ömrünün yarısını yatırıp da bir türlü işleri beceremediklerini falan biraz bundan bahsedelim. Tabii ki bütün ustalıkların temel mekanizmasını burada size fahiş edebilecek değilim ama bir kavram olarak herhangi yapılan bir işte ustalaşmanın aslında beyinsel, zihinsel ve psikolojik temel dinamiklerine bir bakalım isterim. Çünkü bu hepimizi çeşitli düzeylerde ilgilendiriyor. Özellikle genç arkadaşlarım, şu anda hayatlarına yeni bir yol çizmeye çalışan, onu inşa etmeye çalışan, işte böyle gelecekle ilgili bir takım hayaller, planlar, programlar yapanlar için belki işe yarayıcı birkaç başlangıç noktasında burada bu başlık altında ifade etmek mümkün olur. Efendim ustalaşma malumunuz bunu artık tariften ne derler vareste bir kavram yani bunu çok fazla girmemize gerek yok. Bir işi gittikçe daha akışkan ve daha verimli bir halde yapabilme becerisi geliştirmek demek. Şimdi yeterince uğraştığımız her işte bizi aslında ustalaştırmaya çalışan bir beyin sistemiyle donatılmışız. Fakat her devamlı yaptığımız işte ustalaşamıyor olmamız, ustalığın devamlı yapmaktan daha başka bir şeyler gerektirebileceğini de bize düşündürüyor. Şimdi ustalaşma sistemi temelde beynimizin harika bir özelliğinden kaynaklanıyor. Bu özellik de şu, daha evvel çokça bahsettim, beyinle anlatırken hemen hemen benim gibi bütün beyin anlatanlar, beynin bu, özellikle insan beyninin bu harika özelliğini sıklıkla anlatırlar. Yeni yapmaya başladığımızda böyle çok karmaşık gelen, öğrenmesi zor gelen ve ilk başlarda uygulaması bir sürü probleme, takılmaya, tereddüte yol açan karmaşık işleri bizim beynimiz yeterince yaptığımızda alıp otomatik pilota atacak kadar onu böyle ustalıklı bir şekilde kaydedebiliyor. Ustalaşıyor o işte. İşte hep verdiğimiz örnek arabaya da bisiklet sürerken ilk başta çok imkansız geliyor. Aman diyorsun manyak mısın? İki teker üzerinde durulur mu? Bu insanlık onuruna aykırı falan diye. Ama üzerine çıkıp biraz düşme kalkmayla falan sen daha ne olduğunu anlamadan beyninin bir yerleri senin bilincine artık hiç hacet kalmayacak şekilde o neredeyse dik durması imkansız bisiklet denen alette senin rahat rahat pedal çevirerek böyle manzara seyretmeni, eşinle dostunla sohbet etmeni mümkün kılabiliyor. O karmaşık beceriyi bir şekilde otomatik pilota atıp seni rahat bırakabiliyor tabirca. Seni derken bu arada bilincimizi kastediyorum. Böyle aktif olarak öğrenmeye çalışan falan o bilinç. Daha önce çok konuştuğumuz gibi bilinç pahalı bir şey. Ve bu pahalı şey ancak ciddi bir sorun çıktığında devreye girerse etkin bir şekilde kullanılmış olur. Sorunu çözdükten sonra onu bir tatile çıkarmak önemli. Böyle çok pahalı bir uzman gibi düşünün yani. Ancak böyle çok çözümsüz cinayetlerde ya da işte sorunlu vakalarda çağırırlar ya doktor House'u ya da bir dedektif bilmem kimi gelsin de o baksın falan gibi. Bilinç biraz öyle bir şey. Dolayısıyla bilincin bu pahalı tüketiminden kaçınmak amacıyla bu otomatik pilot sistemi bütün canlılarda gelişmiş. Biz de biraz fazla gelişmiş. Çok fazla gelişmiş. Biz otomobil kullanmak gibi karmaşık motor ve bilişsel beceriler dahil olmak üzere sosyal ilişkiler gibi inanılmaz üst düzeyde karmaşık şeyleri bile otomatik pilota bağlayabiliyoruz. Nasıl bağlıyoruz onu mesela? Günaydın abi ne haber? İyiyim abi sen nasılsın? Ben deyim Allah aşkına ne yaptın? Çoluk çocuk iyiyim abici. Küçük konuşmalar var ya her gün yaptığımız. Binde birini düşünmüyoruz sevgili arkadaşlar. Yani ne haber iyidir. Orada yani çok kolay hayal edebileceğiniz bir örnek var. Ne haber abi diye sorduğunuz birine berbat vaziyetteyim. Bitcoinlerin hepsini batırdım. İşte çocuğum hastalandı, annem öldü falan diye konuşmaya başladı. Bir anda şoka uğrarsınız. Çünkü hiç beklediğiniz bir cevap değildir o. Siz böyle otomatik pilotta iyidir abi sen nasılsın gibi bir cevap bekleyerek aslında muhabbetlere girersiniz. Aynen gerçek hayatta böyle. Gerçek hayatımızın hemen hemen her tarafında %95'inden fazlasında diyelim. Hadi siz de çok üzmeyeyim. Gayet otomatik pilotta yaşıyoruz. Yani beynin uzmanlık alanı bu. Her şeyi otomatik yapıyoruz. Ne kadar karmaşık bir beceri olursa olsun bu fark etmiyor. Mesela aslında benim şu anda size böyle bıdı 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 konuşmam var ya
kaç bölümdür bu YouTube'da, en azından televizyonlarda, orada burada neler anlatıyoruz. Şimdi ben bunların her birini bu kelimeden, bu harften sonra ne gelecek, şu harfi şöyle tınlatsam, sesim burada hafif yükseltip alçalsam muhteşem olmaz mı falan diye düşünüp planlamaya kalksam diyemem yani, mümkün değil. Dolayısıyla bunların hepsi, bu bıdı bıdı konuşmalar, elimizde yaptığımız işler, günlük hayatımız tamam otomatik pilotta gidiyor. Bu otomatik pilot sistemi bizim ustalaşmamızın temelinde yer alan şey. Bir şeyi çok yaptığımızda onu artık bilincin dışına atıp otomatik yapabiliyoruz dedik. Fakat otomatik yaptığımız her işte usta mıyız acaba? Mesela araba kullanmak. Herkes otomatik araba kullanıyor. Yani otomatik vites demiyor. Kendi otomatikman araba kullanıyor. Sıkıntı yok. Ama herkes usta sürücü mü acaba? Pek değil. Yani trafiğe baktığımızda bunun böyle olmadığını görüyoruz. Madem beynin böyle bir otomatik pilot atma sistemi var, beyin ne yapıyor? Ben bu işi biraz zorlandım ama bak çerçevesini anladım. Alayım bunu bir otomatik kısma atayım ki sen rahat ol dedi ya. Bundan sonra bizim çoğumuz şöyle yapıyoruz dünyadaki bütün işlerde. Yapıyoruz ya kardeşim, daha ne işte, yapıyoruz işte, tamam. Kullanıyorum, ne var ya, hallederiz, ben Madagaskar'a da giderim arabayla falan diye bir duruma giriyoruz, böyle bir ruh haline. Fakat mesela hiç alışık olmadığımız bir ülkede, diyelim Kıbrıs'ta, direksiyonu oturtturdular bizi. Bir kere önce gidip yanlış kapıyı açacaksın, yanlış taraftan bineceksin araba, çünkü direksiyon öbür tarafta. Hadi kalktın, direksiyonun olduğu tarafa oturdun, gayet güzel. Her şey ters. Bir anda ne oluyor? Böyle 2 yaşında çocuk gibi oluyorsun. Yani hiç alıştığın bir şey değil. Trafik tersten akıyor, kavşaklar terse dönüyor. Yani Kıbrıs'ta bir hafta 10 gün zaman geçirdim. Yemin ediyorum hiç alışamadım yani. Mümkün değil. Zaten araba sürmediğim için alışma şansım hiç yok ama arabanın içinde otururken böyle bir mide bulanması falan gibi bir şey geçiriyorsunuz. O Kıbrıs'taki günlerimden birinde sürücü arkadaşlardan birine sordum. Dedim ki sen dedim burada mı öğrendin arabayı? Yok abi dedi, ben İzmir'de yaşıyordum, sonra buraya taşındım. Dedim ne kadar sürdü hani burada normal araba kullanmacının? 1-2 gün bir şey sürdü abi dedi. Ondan sonra alışıyorsun falan dedi. Aha dedim, enteresan. Ve çocuk gerçekten yani böyle bir kolu dışarıda. Biz bak bunu bile yapamıyorum. Biz normalde böyle bir kolumuz dışarıda değil. O böyle bir kolu dışarıda araba sürerken ters vaziyette benimle sohbet edebiliyor. Gerçekten de yıllarca 15-20 yıl Türkiye'de trafiğin işte sağdan aktığı bir yerde araç sürmüş. Orada trafiğin soldan akmasına bir günde adapte olmuş. Yani o da otomatik pilotta kullanıyor. Fakat arada o beceriyi kazanması için ne oldu? Trafiğin tersten aktığı bir yere gitti. Hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı. Ve araba sürme yeteneği 1-2 gömlek üste çıktı. Çünkü şunu da sordum mesela, tekrar İzmir'e ya da Türkiye'de herhangi bir yere döndüğünde zorlanıyor musun? Yok abi dedi, yani birkaç dakika sürüyor. Kendime bir ilk başta hatırlatıyorum, bak burada trafik ters, bir yamuk olmasın diye. Sonra gayet güzel sürüyorum dedi. Yani eski beceri de hala çalışmaya devam ediyor. Yeni bir beceriyi kazanmak için ise, onu otomatikleştirmek için ise bir meydan okumaya ihtiyacı var. Sözün özü, bir konuda ustalık geliştirmek ve bu ustalığınızı daha ileri düzeye taşımak istiyorsanız, yaptığınızla yetinmeyip sürekli karşınıza yeni gelişme ve meydan okuma alanları çıkarmak zorundasınız. Bunu en iyi enstrüman eğitimi alanlar bilirler. Keman öğreniyorsunuz, dünyanın en sinir bozucu enstrümanı öğrenme aşamasında gıy gıy vıy vıy gıy gıy vıy vıy çaldınız. Sonra ne oluyor? Falancanın bilmem ne parçasını çalışacağız. Allah, hiç bilmediğim bir şey, garip hareketler var. O işte kaydırmalar, bentler, titretmeler, bir sürü bir şey eklemek zorundasınız. Ama o parçayı öğrendikten sonra hemen o da otomatik pilota atılıyor. Mesela benim oğlumun davulda yaptığı gibi, davulu oturup tıstak 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 kocaman 3-4'lük ritim verdi. Ben bunu çaldım, aha da bagetleri bıraktım, görevimi tamamladım derseniz bir süre sonra davul çalmayı bırakıyorsunuz. Çünkü o iş öyle olmuyor. Normalde daha ileri düzey enstrüman çalanlar ne yapıyor? Ya bu parçayı çaldık, acaba şunu yapabiliyor muyum diye hemen araya başka bir meydan okuma sokuşturuyor. O sırada beyin işte otomatik pilottan çıkıyor. Bir dakika diyor, yeni bir öğrenmemiz gereken bir şey var. Hemen öğrenme moduna geçiyor. O öğrenmeyi gerçekleştirdi mi onu da eski otomatik pilot arşivine kaldırıyor. Eğer yeni bir meydan okuma daha koyarsanız tekrar bilinç açılıyor. Ve bu sizi kendinize koyduğunuz meydan okumaların şiddeti ve ona karşı gitme motivasyonunuz sayesinde gittikçe yaptığı işte daha usta bir insan haline getiriyor. Peki, niye herkes yaptığı işi sadece yaptığı şekilde yapmakla yetiniyor da kendine sık sık meydan okumalar koymuyor? Mesela çok daha iyi otomobil kullanmak, çok daha iyi enstrüman çalmak, çok daha iyi konuşmak, çok daha iyi yaptığı işi yapmak mümkünken, bunun örneklerini biliyorken ya da hayal edebiliyorken, niye birçok insan kendine öyle meydan okumalar koyup gelişmeye kalkmıyor? Daha önce çok bahsettiğimiz konfor alanı meselesinden dolayı. Burası rahat. Burası bildiğimiz bir yer. Burada risk minimum. Şimdi olaya bilinmezlik kattığınız zaman, olaya
sonucunun ne olacağını bilmediğiniz, hele hele başarılı olup olmayacağınızın çok garantili olmadığı bir gelişme noktası katarsanız, burada aynı zamanda bir risk var. Rezil olabilirsin, rutinin bozulur, kazancın düşer, seninle dalga geçebilirler, bir sürü şey olabilir. O yüzden abi beni bulaştırma diyen bir sistem var. O sistem işte konfor devresi diye bir şey diyoruz biz ona beyinde. Sen diyor burada dur, tamam biliyorum yeterince kazanmıyorsun, çok karizmatik değilsin, herkese henüz parmak ısıtıramıyorsun. Ne gerek var yani, ne olacaksın diyor parmak ısıtıp. Sen diyor yaşa git, bizim görevimiz hayatta kalmak değil mi? Besten yatıyor mis. Bizim diyor şu anda işimiz güzel burada. Çok da şey yapma diyor bize içeriden. Ama eğer motivasyon dediğimiz ki daha önce kendisinden bahsetmiş olduğumuz o motivasyon meselesi arka planda var ise, ne dedik? Motivasyon insanı durduğu yerde durdurmayan, arkadan sürekli ittiren ve özellikle bir engelle karşılaştığımızda ne olduğu belli olan bir şey motivasyon. Dolayısıyla böyle bir şey arkada varsa bu insanlar konfor alanında sıkılmaya başlıyorlar. Diyorlar ki ya daha iyisini yapmam lazım. Niye? Ben bu işin daha iyi versiyonunu arzuluyorum. Oraya gitmek istiyorum. Bunun için belirgin bir nedenim var. Hadi diyor o zaman ben atıyorum gitar çalıyorsam biraz Stevie Vai gibi çalayım. Onu geçtim. Hadi Flynn'i gibi çalayım. Bilmem kim gibi çalayım falan filan derken ya da başka motivasyonlarla bir şekilde adım 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 ustalık basamaklarını tırmanıyor. Ve bu beyin, bu zihin öyle bir şey ki YouTube'u izliyorsanız ya da böyle bazı National Geographic'te falan tuhaf yetenekler geliştirmiş insanlara dair belgeseller falan oluyor. Onları görüyorsanız o izlerken bize parmak ısıttıran yeteneklerin hemen hemen tamamı doğuştan bir yetenek olmaktan ziyade bu insanların kafaya taktıklarını sürekli kovalamalarıyla ilgili bir sonuç. Ve insan beyninin böyle otomobil kullanmak gibi inanılmaz karmaşıklıkta işleri, hatta sosyal ilişkiler gibi hesaba kitaba gelmez karmaşıklıkta işleri gayet otomatik ve bilinçsiz yapabilen bir altyapısı da olunca insan gerçekten istediği her işte ustalaşabiliyor. Bunu tabii kolaylaştıran bazı unsurlar var. Mesela usta çırak ilişkisi duymuşsunuzdur. Eskiden hani böyle çok yaygın bir kültür olarak var ama aslında hala şu anda mecburen birçok meslek alanı böyle öğrenebiliyor. Siz 6 sene tıp fakültesi okuyun, bütün o tıp kitaplarını devirin, şişe dibi gibi gözlükler takın. Bir cerrahla beraber ameliyata girmeden bir insana neşter bile vuramıyorsunuz. Çünkü o insanın eliyle o benzersiz sorunu nasıl çözdüğüne dair görerek, yanında deneyimleyerek, ona yardımcı olarak içine girdiğiniz deneyim sizi bambaşka bir seviyeye taşıyor. Bu da bizim sadece kendi denemelerimizle değil, diğer insanların da bilgilerinden veya işte bedensel maharetlerinden en azından izleme yoluyla faydalanarak çok büyük fayda sağlayabildiğimiz bir sistemin içinde çalıştığımızı gösteriyor. Yani diğerlerinden öğrendiklerimiz, hem aldığımız ilhamlar hem onların ustalıklarından bir şekilde devşirebileceğimiz işte bize düşen ustalık kısımları bizi çok hızlı derecede ilerletebiliyor. Daha evvel sıklıkla bahsettik. Ayna nöron sistemi diye bir şey var. Biz bir insanı izlerken mesela eğer bir 5-6 bölümdür falan bizim YouTube videolarında beni böyle bıdı bıdı konuşurken izliyorsanız yavaş yavaş konuşmanız bana benzemeye başlayabilir. Bu ben bir dönem böyle herkese Cem Yılmaz gibi konuşuyordum. O kadar fazla seyrediyordum ki adamın böyle dili bana yapıştı resmen. Bu ayna nöron dediğimiz de o taklitçi nöron, taklitçi beyin sisteminin bir neticesi. Yeterince izlediğiniz bir şeyi daha kolay yapabilir hale geliyorsunuz. Deneyin mesela, özellikle enstrüman çalan arkadaşlar denesinler. Çaldıkları enstrümanı iyi çalan birilerinin videosunu bulsunlar, YouTube'dan açsınlar, 10-15 dakika izlesinler, alsınlar enstrümanı ellerine, kesinlikle daha iyi çaldıklarını görecekler. Çünkü onu seyrederken siz ustalaşmakta olduğunuz işle ilgili beyniniz sadece izlemeyip antrenman yapmaktadır. Siz bir şeye motiveyseniz, onu daha iyi yapmak istiyorsanız, onu iyi yapan insanların yanında gezin, yanında bulunun ve o insanlardan istifade etmeye çalışın. Bu internet üzerinden izleyerek de olabilir, bizzat yanlarına gidip işte ne yaptıklarına işte bakarak da olabilir. Fakat tabii çat kapı mesela çalıp da girmeyin ya, oraya bir şey için gitmeniz lazım. Genellikle ustaların böyle yaptıkları işle ilgili hiçbir yardıma ihtiyaçları olmadığını düşünürüz. Fakat her insanın yardıma ve desteğe ihtiyacı vardır. Eğer birinden ustalık öğreneceksiniz, bana bunu çok geç söylediler, ben biraz erken söyleyeyim, erken duyanın faydalanması mümkün olsun. Bir ustadan yardım alacaksanız ustaya bir ikramla gidin. Deyin ki ben senin için şunu yapabilirim.
Gidin bir yanına, ona bir yardım teklif edin. Çünkü her insanın yardıma ihtiyacı var ve kapıdan giren herkesin merhaba ben sizi izlemeye geldim, ben de sizin gibi olacağım, hatta boynuz kulağa geçecek, seni perişan edeceğim gibi bir sistem içerisinde çok verimli ustalık dersi alabilmesi mümkün değil. Biz birbirimizle yardımlaşmak, bir ağ kurmak için buradayız ve ustalaşmanın çok önemli basamaklarından biri madem diğer insanlar, o insanlara verebileceğimiz bir şeyler konusunda da ustalaşmak, yani bir şeylerde iyi olmak, cebimizde bir takım maharetler bulundurmak çok önemli. Böyle birliktelikler başladığında sadece güzel cerrahlar yetişmiyor. Bu dünyada iyi iş yapan, iyi konuşan, iyi yardım eden, iyi sanat üreten, iyi çatı aktaran, iyi onarım yapan tonlarca insanı yetiştirebiliyoruz. İnsan bu dünyaya ustalaşabilme becerisi sayesinde hakim organizma olmuş bir canlı. Yoksa ne kas gücümüz, ne bilgimiz, ne entelektüel düzeyimiz, ne üçkağıtçılığımız buna asla yetmezdi. Biz gittikçe ustalaşabildiği için hakim olmuş, gittikçe ustalaşabildiği için insanlaşmış ve böyle medeniyetler kurmuş bir organizmayız. Tabii bunun şahsi olarak bize bakan tarafları da var. Bu kısa olmasını planladım ama planladığımdan biraz daha uzun olan muhabbette ustalık denen şeyin aslında içimizde olduğunu anlatmaya çalıştım. Onu dışarı çıkarmak için bir nedeniniz varsa kabaca aklıma gelen araçlar bunlar. Herhangi bir işte ama sadece size özel bir işte, sizin sevdiğiniz bir işte ustalaşmak için yaratıldığımızı unutmayalım, yeter. Bütün ömür onu arayarak geçse bulamasak bile boş değil, aramaya devam.